Niğde'de patates tarlasındayız. Söküm başladı. Bu yıl patates az oldu. Az olunca da doğal olarak fiyatı geçen yıla göre biraz daha uygun gibi duruyor. Ama gübre fiyatındaki artış, diğer gelen girdilerdeki zam çiftçiyi mağdur ediyor. Geçtiğimiz yıl siz patates ekmiştiniz değil mi? Evet. Bu yıl ektiniz mi? Ekmedim, ben bıraktım. Şimdi geçen yıl para kazanmayınca patates ekmediniz. Yok, bıraktım. Bu yıl patatesiniz yok ama gelip yok. Şimdi burada patates sökümünde çalışıyorsunuz. Yardım ediyor, evet. Yardım ediyorsunuz. Peki bu yıl gelen girdideki zamlar önümüzdeki dönem patates fiyatlarını da etkiler. Herhalde ekimi de etkiler değil mi? Etkiler tabii. 8700 lira oldu diyordu. Gübre. Gübre. Evet. Gübre gübresi. Gübre gübresi. Nasıl gübre atalım diyorsunuz? Gübrede büyük bir artışlar var. Siz de burada çalışıyorsunuz. Evet, biz çalışıyoruz. Siz çalışanlar. Yövmiyeniz değişti mi yoksa geçen yılki yövmiyeler mi çalışıyor? Aynı. Geçen yıl aynı. Aynı. Nasıl geçim yapıyorsunuz peki? Yövmiyeler değişmiyor, fiyatlar çok artıyor. Ne diyorsunuz? Vallahi geçimimiz zor. Zor geçim zor. Geçim zor, fasıl. Bir de köy yerinde ekmek, işte. Bunlar hayvan şeyi var, tezek diyor mesela, ondan idare ediyoruz. Tezek yakmaya başladınız mı? Başladık. Yarıya bile geçti. Başkanım o bile gitmez yani. Bahara gelene kadar gitmez bile. Yani artık köyde tezeğe geri dönüş oldu diyorsunuz. Evet. Olmuş, yeri oldu. Kömürün torbası olmuş, 60-65 milyon lira. Kesinlikle almamız. Kömür salar, doğrusu ben yeni boşandım. Eşimde 3 çocuğuna, ben tek başınayım. Bak geçimim böyle, bir işe gidersem kazanacağım. Geçimimi ondan sağladım. Gelirim yok. Aile desteği yok. Bak da geçim nasıl geçineceğiz? Sen onu sen düşün başkanım. Aile sigortası çıksa sizler için bu sorun ortadan kalkacak. Evet. Onun için aile sigortasını hepiniz istiyorsunuz değil mi? Böyle kişilere daha zor yani geçim yapması. Peki sizin sosyal güvenlik priminizi devlet karşılasa daha iyi değil mi? Daha iyi. Emekliliğinizde. Emekliğim i̇şte olsa şeyimiz olan yok. İş olsa da çalışsak iş de yok. Köyümüzde bir geliştirme iş yok. Şöyle bir şeyler yok. Fabrikası yok. Bir çalışsak girsek. Bir 2-3 gün patates şey yok, gidersen gidiyorsun. Peki olacak. Köyden böyle işsizlik sonucu veya işte çiftçi gelir sağlayamayınca göç de oluyor. Evet, göçümüz çok kıymızı. Köy bitti. Buranın 5 bin küsur nüfusu var. Aynen. Azalttığı biliyor musun? Yani evet. Benden daha iyi biliyorum. Bitti buranın. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yetkililer duysun sizin yaşadığınız. Köyümüze gelir olsun. Fabrikalar açılsın. Kadınlar çalışmaya kalsın. Çocuklarımız aç kalmasın. Benim çocuklarım 3 tane evde. Üçü de küçük. Ben işe geleceğim de ekmek alıp yiyecekler. Her şeye zam. Kömürü zam, şeyi zam. Benim ineğim yok, bir şeyim yok. Ben her şeyi parayla. Aynen, çalışırsam bulacağım. Çalışmasam yok. 160 milyon. Süt arıyorlar. 2 milyondan, 2 milyondan. Yem çıkmış, iyi. Başka şey yok. Bizden ucuz alıyorlar. Yemi giriyorlar de pahalı fiyatı. Millet nasıl hayvan geçinecek? Hayvan da para etmiyor. Şimdi her şeyin de fiyatı arttı. Her şey de fiyat arttı. Tüp mü bağlı kullanıyorsunuz? Tüp kullanıyorum. Sobada bir şey yok. Sobada. Tüp de yok evde. Tüp de yok. Sobaya yanı koyuyor. Tüp de bir şey. Mecbu ateşen bir misli koyuyor. Tüp olur da işte tüp öyle oluyor. Kıyamıyor. Çalışırsan bir tek çalışmayın. Bitmiyor. Şeyin üzerine de arkasın. Tipinizde çalışmayın. Akşama kadar 100 milyona çalış. Sabah altısında kalın var, oba. 100 milyon bir şey etmiyor. Obanın üstüne koyuyor yemeğe, çayı. Çocuklar kalkıp yiyor, gidiyor. Herkes dağılıyor işini. Herkes okula. Siz de çalışmaya geliyorsunuz. Biz de çalışmaya aynen geliyor. İş olsa şurada 2 gün çalışırız. Yani iş bitti, son bıraktık. Bugünden sonra son. Yani kısa dönem 1-1,5 aylık iş için. Abi, bir buçuk ay da sürmüyor. Bir de sonra başlanım. Yabancılar çok. Bak bizim şu barajı köye çıkındı, orada çadır var kalkmadıysa. Mesela Suriyeliler hep burada. Bu vatandaşlar pek işte kalmıyor yani normalde. Şimdi getiriyorlar toptan tarlalara salıyorlar onları. İşlerini de görmüyorlar. İşlerini yarım bırakıp gidiyorlar. Gitsinler bizim ya. Buralarda kendi halkımıza iş hayır, kalmadı. Hayır, iş açılsa daha iyi. İş değil. Başka bir şey değil. Patateste bu yıl rekorte düşük olacak. Öyle olunca da tüketici de büyük şehirlerde ne yazık ki patatesi daha yüksek fiyatla alacak. Evet. Tarımda bir planlama yok. Geçen yıl patates depoda çürüdüğü için çiftçi de haklı olarak patatesi ekemedi. Ekmedi. Bu yıl da maliyetler arttı. Şimdi diyorlar ki patatesin fiyatı iyi gibi görülüyor ama bu fiyatla da gidip seneye ekim yapamayacağız. Çünkü gübreye gelen zam, tohumun artışı, gübrenin artışı, yer nasıl altından çıkan suyun elektrik faturasındaki artış, aynen, mazot fiyatındaki artış çiftçiyi bugünden düşündürüyor.
Ama bir de tüketiciye de yazık. Çünkü geçen yıl 40 kuruşa satılamayan patates doğal olarak bu yıl şu anda 1,5-2 lira aralığında tarlada satılıyor. Öyle olunca bu büyük şehirlerdeki vatandaşların da patatesi daha pahalı almasına neden olacak. Ama burada esas sorun şu, tarımda planlama olmalı. Bir yıl pahalı oldu, bir yıl ucuz oldu, tüketici mağdur oldu yerine istikrarlı bir tarım politikası uygulanmalı. Ayrıca NİDİ'ye mutlaka bir patatesle ilgili entegre tesis yapılmalı. Entegre tesis olursa patatesten 30'a yakın ürün elde edilebiliyor. Hem bunların çalışacakları iş alanı olur, evet, hem de ürün değer bulur. Ülkemizde bu tür sorunlar yaşanmamış olur. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ekranlarda bizi niye hiç akpar?